Herkese merhaba. Bu videoda SolidWorks'te RealView Graphics özelliğini aktif etmeyi göstereceğim. SolidWorks programını kurduğunuzda eğer ekran kartınız SolidWorks RealView özelliğini desteklemiyorsa RealView görünüm özelliğinin pasif olduğunu görecektir. Bu özelliği görünüm, göster, RealView grafikleri üzerine geldiğimizde kontrol edebiliriz. Şu anda görüldüğü gibi pasif. Herhangi bir işlem yapmaz. Bu özelliği aktif etmek için Windows kayıt defterinde bir ayar yapacağız. Windows kayıt defterini açmak için Windows R kısa yol tuşuna basıyorum. Çalıştır geliyor karşıma. Burada regedit yazıp tamam tıklıyorum. Açılan kayıt defteri düzenleyicisinde sırasıyla açacağımız klasörler önce EK Current User açmak için üzerinde çift tıklanabilir. Ya da yanındaki simge tıklanabilir. Sonra Software altında açılan klasörler içerisinde SolidWorks'i bulacağız. Bulmak için klavyeden birini tıkladıktan sonra klavyeden S tuşuna bastığımızda listedeki ilk S'yi bulacaktır. SolidWorks'i bulduk. Üzerinde çift tıklayıp açıyorum. Bunun altında sizin sisteminizde kurulu olan SolidWorks sürümünü göreceksiniz. Şu an kurulu olan SolidWorks 2017 olduğu için SolidWorks 2017 klasörünü açıyorum. Açılan listeden performans bulacağız. P'ye bastım. Performans. Bu klasörü de açıyorum. Altında graphics. Altında hardware. Bunun altında current diye bir klasör var. Bu klasöre ulaştığımızda sağ bölmede klasörün içeriğini göreceğiz. Ulaştığımız klasörün doğru olup olmadığını şuradan kontrol edebilirsiniz. Current klasörünün sağ tarafındaki açılan bölmede renderer anahtarını göreceğiz. Bu anahtarın yanında değerini görüyoruz, veri değerini. Şu an benim sistemde kurulu olan ekran kartının adı görünecek burada. Bu değeri kopyalamamız gerekiyor. Kopyalamak için renderer üzerinde çift tıklıyorum. Açılan pencerede değer verisi seçili olarak gelecek. Üzerinde sağ tıklıyorum. Kopyala tıklıyorum. Burada bir değişiklik yapmadan iptal ile çıkıyorum. Şimdi sol taraftan GI2 Shaders klasörü üzerinde çift tıklıyorum. Burada sisteminizde kurulu olan grafik kartına göre klasör seçmemiz gerekiyor. Eğer Nvidia grafik kartınız varsa NV40 klasörünü seçiyoruz. Eğer AMD grafik kartınız varsa R420 klasörünü seçiyoruz. Sağ bölmede yeni anahtar tıklayarak yeni bir anahtar oluşturuyoruz. Oluşan anahtar listenin en sonuna ekleniyor. Yeni anahtar bir ismiyle eklendi. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Üzerinde sağ tıklayarak yeniden adlandır tıklıyoruz ve klavyeden Ctrl V'ye basıyoruz. Ya da sağ tıklayıp yeniden adlandır, sağ tıkla, yapıştır. Az önce kopyaladığımız değer buraya aktarılmış oluyor. Yeni bir klasör olarak. Bu klasör seçiliyken sağ bölmede yeni The World 32 bit değeri seçiyoruz. Tıklıyoruz üzerinde. Yeni değer bir oluşacak. Bunun adını değiştireceğiz. Vereceğimiz isim Workarounds. Enter'a basıyoruz. Burada şu anki oluşan yeni değerin veri değeri 0 olarak görünüyor. Bunu değiştireceğiz. Üzerinde çift tıklıyorum. Açılan pencerede değer verisi kısmına 16'lık değeri olarak bir değer gireceğim. Gireceğim değer 30.008. Bu değeri girip tamam tıklıyorum. Burada veri değeri olarak 30.008 görünüyor. Bu 16'lık bir değer. Onluk karşılığı da burada yazıyor. AMD Radeon HD 6800 serisi için ben bunu daha önce denemiştim. Bu değer RealView Graphics özelliğini açmaya yeterli oluyor. Siz de denediğinizde bu değerleri grafik kartınız için denediğinizde eğer bu değerler uygun olmazsa sırasıyla vereceğim değerleri deneyin. Bu pencereyi simge durumuna küçültün, kapatmayın. Çünkü eğer değer uygun gelmezse aynı adresten değişiklik yapmanız gerekiyor. Şimdi SolidWorks programına geçiyorum. Görünüm göster.
RealWave grafikslerinin aktif olmadığını görülüyor. Bunun için SolidWorks programını kapatmak ve yeniden açmak gerekiyor. Ya da dosyayı kapatıp yeniden açmak gerekiyor. Dosyayı yeniden açıyorum. Görünüm, göster, RealWave grafiklerinin aktif olduğu görünüyor. Evet, pasif yaptığımızda, özelliği pasif yaptığımızda ki görüntü ile aktif yaptığımızdaki görüntü arasındaki farkı rahatlıkla görebilirsiniz. Özelliğe buradan ulaşabildiği gibi şuradaki kısa yol menüsünden de ulaşabiliriz. Özellik açık, kapalı. Evet, açık olduğunda inceleyelim. Görüntü daha hoş bir görüntü olarak önümüze geliyor. Yansımalar rahatlıkla görünüyor. Gölgeler, kaplamalar, parlaklık vesaire hepsini ekranda görebiliyoruz. Görünümleri değiştirip aradaki farkı görebilirsiniz. Herhangi bir nesneyi seçtiğimizde seçili olan nesnenin de farklı bir görüntüsü oluşuyor. Farklı görünümler deneyeceğim.